Ardından biliyor musunuz ki Harvard Üniversitesi'nde bile artık öğrenciler derse girmiyor. Üniversiteler öğrencileri için yeni şeyler yapmaya çalışıyor ve Türkiye'de bir üniversite final sınavlarını kaldırdı. Eski ÜTÜ, şimdi MEF rektörü Profesör Doktor Muhammed Şahin Hoca bizimle birlikte olacak. Ve Türkiye'de kozmetolog denince akla kim gelir derseniz, yıllar yıla ATV'de ana haber spikeri olarak seyretmişsiniz. Sevgili Ayşenur Yazıcı bizimle beraber olacak. O sürdüğümüz kremler, makyaj malzemeleri, onların içinde neler neler var bir bilseniz. Hepsi az sonra burada diyelim ve başlayalım. Efendim evet, söylediğim gibi birçoğumuzun hayat öğretmenidir Hıncal Uluç. Niye? Ben lisedeydim, paşadayımın kirazlarını okumuştum. Demiştim ki ya bu adamla inşallah bir gün tanışırım. Sonra hakikaten kısmet oldu, beraber çalıştık, fırçasını yedim, övgüsüne mazhar oldum falan. Hıncal abi, Hıncal Uluç bizimle birlikte. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, ben herhalde bir 15 yıldır 20 yıldır televizyon dünyasının içindeyim. İlk defa bu kadar heyecanlandım, niye acaba diye başlayalım. Başlamayalım öyle. Abi bir şey soracağım. Sen bizim bir alışkanlığımızı değiştirmeye çalışıyorsun yıllardır. Diyorsun ki dost eleştirir kardeşim, dal kavuk her yaptığını över. Şimdi insan dostunu eleştirir mi diye sorup başlayayım. Eleştirirse de niye eleştirir? Efendim bu benim lafım değil. Bin yıllık atasözümüz. Hı hı. Dost acı söyler. Evet. Yani senin güzelliklerini zaten herkes görüyor. Herkes biliyor, herkes takdir ediyor. Onlara yani binlere, milyonlara bulunduğun yere göre. Zaten iyi olan bir şeye ben de çok iyi. Ne kadar? Hiçbir şey. Milyon bir olur. Evet. Ama gerçek dost, ya Özay ya çok iyi ama şu da şöyle olması lazım. Bunun da böyle olması lazım. Ya da dünkü programın felaketti. Bu kadar kötü bu programı nasıl yaptın? Demeliyim ben dostun olarak sana. Hı hı. Demediğin zaman asıl orada dostluktan çıkıyor değil mi? Onun için dost acı söyler. Hı. Ama sene 1957. Hı hı. Gazeteciliğe başladığım tarih. Bize gazeteciliği öğreten Mehmet Ali abi Kışlalı. Hı hı. Adamlığı öğreten de babam ya. Fuat Uluç. İkisinin de söylediği aynı. Düşündüğünü söyleyeceksin arkadaş. Düşündüğünü söyleyeceksin, korkmadan yazacaksın. Düşünmediğini de söylemeyeceksin. Ha. Sene 1957. Bütün bu sene içinde, içinde tecrüben şu oldu. Düşündüğümü söylemek beni bana gerçek dostlarla sahte dostları ayırt etmeyi öğrendi. Senden gayet güzel dostuz. Ya ince ayarı harika gidiyor Özay diyorum. Hıncal abi, Hıncal abi, Hıncal. Bir gün diyorum ya bu ince ayarı çok tatsız kötüydü dün. Yani şu yanlıştı, konunun yanlıştı, sorduğun soru yanlış diyorum. Bir bakıyorum Özay benden sabah selamı sabaha kesiyor. Bir yazıyla. O zaman anlıyorsun ki Özay'ın sana dostluğu yok. Özay senin kalemin onun lehine çalışsın diye seni yüzüne gülen birisi. İlk eleştirinde dostluğu kesti. Maske düşüyor. Bir sürü sahte dosttan kurtuldum ben. Çok ama sana maliyeti az olmadı abi. Şimdi en son Ahmet Hakan'ı hatırlıyorum. Kanal D'de eleştirdin. Ahmet kaçıyor. En çok zirvede olduğu dönemde Fatih Hoca'yı da eleştirdin, Mustafa Hoca'yı da eleştirdin, siyasetçileri de eleştirdin. Sana bir de maliyeti var ama değil mi bu dost acı söylerin? Maliyeti yok. Ciddi söylüyorum. Yani sahte dostları kaybetmekle bir şeyi kaybetmiş olmaz. Ha. Bak Mustafa Denizli benim hala en iyi dostlarımdan biri. En ağır yazıları da yazdın, evet. Sen hoca için zamanında. Yani yazılmadık şey bırakmadım. Yani ne düşünüyorsam yazdım. Çünkü babam da Mehmet Ali abi de bana böyle öğrettiler. İnsanlığı da gazeteciliği. Düşündüğünü söyleyeceksin arkadaş.
O zaman söylemiyorsan orada problem. Evet. Abi değiştirdiğim bir şey daha var Türkiye'de. Şimdi köşe yazarı illa siyaset yazar. Bu dedim ki dün yarın gazetelere bakın dedim. Köşelerin 4'te 3'ü S-400 ile ilgili olacak. Aslında Google'dan alınmış bilgilerle de herkes bir askeri uzmanmış gibi masa başı paşası yazacak dedim yazdım. Bu algı nereden geldi abi? Köşe yazarı illa siyaset yazmalı diye. Siyaset mi yazıyorlar yoksa yöneticilere mektup mu yazıyorlar? Ben onu da çok çözebilmiş değilim ama. Efendim ikisi de var. İkisi de var değil mi? Ama siyaset yazmak kolay. Kolay mı abi siyaset? Tabii şimdi ben şuraya gideyim. Sendeki Hıncal abi 3 tane siyaset yazısı yazdı. Bir saat sonra gel al benden. Hı hı. Yani oturduğun yerde yazabileceğin. Çünkü herkesin aklına gelebilecek şeylerden birisini yazıyorsun. Hı hı. Yani beyaza göre yazıyorsun aynı konuyu, siyaha göre yazıyorsun aynı konuyu. Evet doğru. Bu bir iki kelime cambazlığıyla ama hayatı yazmak için yaşamak gerekiyor. Yaşaman lazım. Ve tecrübe lazım. O hayat hani şeyin lafı var ya meşhur Picasso'nun. 2 dakikada çizmiş evet. Resmi de bilmem kaç bin şeyi isteyince para, Türk parasıyla. 2 dakika. 2 dakika artı 30 yıl. 2 dakika artı 30 yıl. Yani o beraberinde geliyor. Peki bir şey söyleyeyim abi. Bu arada sen yazdıkların için vuruldun. Hani Türkiye'de işte dünyayı değiştiriyorum diye dolaşan köşe yazarlarına bir şey olmuyor. Sen yazdıkların için vuruldun. Futbol yüzünden vuruldun galiba değil mi abi? Futbol muydu? Hayır sen? Hayır. Yani... Bir şey, rahmetli, yani beni vurduran daha sonra kendisi de öldürüldü. Öyle mi? Uğur Çakıcı. Hı hı. Alcant'te de komşumuzdu, karşılıklı oturduk. Seni vurduran adamla karşılıklı mı oturdun abi sonra? Hadi ya. Yani bir yazıma kızmış. Kızınca da vurdurdu. Olur böyle bakalım. Peki şu Alcant'e gelince bir Hıncal Uluç ve vefa meselesini bir açayım. Şimdi sen Alcant'in yeni yönetimiyle diyorsun ki ya 36 bin lira tasarruf etmek için siz en iyi bahçıvanı işten attınız. Her yere çiçek yerine çalı çırpı diktiniz. Ben sizinle kavga edeceğim arkadaş. Şimdi normalde hani şöyle düşünebilir. Ya adama bak kendi meselesini yazmıyor ama aslında orada Hıncal Uluç kendi meselesini yazmıyor değil mi? Ne yazıyor abi orada Hıncal Uluç? Şimdi bir hiç yüzünden sebepsiz kovulan insan sadece benim bahçıvanım Gürçel Uluç. Değil. Türkiye'de kimler, hele bu ekonomi biraz bozulduğu zaman kimler kovuluyor, kimler işsiz kalıyor? Hı-hı. Orada yürsel bir simge. Aynen öyle. Bir kişinin keyfiyle kovulan binlerce, belki yüz binlerce insanın simgesi. Aynen öyle. Ve sen bunun kavgasını ediyorsun, hala da devam ediyorsun. Bugün de... Sonuna kadar da edeceğim. Peki abi bir şey söyleyeceğim. Şimdi normalde şöyledir. Hıncal Uluç birisini eleştiriyorsa aslında bir taraftan da bir değer buluyordur meselede değil mi? Yani kişiye veya meseleye çok değer veriyordur. Yani Hıncal Uluç'un hiç eleştirmemesinden mi korkmak lazım? Çünkü o zaman kale almıyor galiba Hıncal Uluç değil mi? Efendim gene bir eskilerin sözü. Abi, tabak sevdiği deriyi yerden yere vurur. Doğru. Niye? O deri kıymetlenir çünkü vurdukça, dövüldükçe. Hı hı, hı. Ve de değeri katlar. Hı hı. Ben Alcant'i seviyorum. Hı hı. Marka değerini korusun istiyorsun. Tabii. Daha da güzel olsun istiyorum. Bir insan için mutluluk tarifim şöyledir benim. Sabah evden işe giderken işe gidiyorum diye mutluysan. Hı hı. Akşam işten eve dönerken evime geliyorum diye mutluysan. Sen mutlu bir insansın. Doğru. Bu demektir ki iş yerinde de mutluluk istiyorsun. Hı hı. Evinde de. Evet. Alcant benim evim. Ve mutlu olmak istiyorsun. Tabii. Yani. Hayat. Komşularımla şey. Mutlu olmak istiyorum. Çevremle mutlu olmak istiyorum. Bahçemle mutlu olmak istiyorum. Mutlu olmanın da kavgası. Peki abi buradan çok güzel bir şey gelelim. Şimdi mutlu olmak dedin, evim dedin. Hepimize sen şeyi... Elektrik düğmesini tek başına açmak ve kapıyı tek başına açmak. Şimdi oradan geleceğim bayram sabahlarına. Efendim çok kısa bir bilgi vereyim. Şimdi ben Sabah Gazetesi'nin haber koordinatörüyüm. Aynı zamanda o zaman Teke Tek programı yapıyorum. Bayramları çalıştırırlar. Böyle insanlar vardır. Ben hep o bayramın birinci günü çalışanlardanım. Sabah ilk iş 10.30'da çıkardım 10. kata. Tık tık kapıyı vururdum. Abi harçlığımı almaya geldim derdim. Şimdi onu konuşacağız.
Ama mesela her bayram sabahı sen yine gazeteye gelir. Abi sen gazete dışında bir yerde, odan dışında bir yerde yazmıyorsun değil mi? Mesela Abbas Yolcu diye yazıyorsun. Ya abi diyorum, İzmir'e gittiğinde yazsan ne olur? Hani okurun da görsün. Hayır, sen illa odanda yazacaksın değil mi? Şimdi gelelim abi o ilk başta bize öğrettiği şeye. Efendim bir de şu yani. Ben dün gene geldiler bana insan kaynaklarından. Hı hı. Hıncal Bey, sizin işte tonlarla şeyiniz birikmiş. İzniniz birikmiş. İznetik. Bunları nasıl dedim ya. Ben herhangi bir yere izinle gitmiyorum. Böyle bir hayatım yok benim. Benim denizle kumla işim yok. Daha zamanında 80'li yıllarda hatırlarsın Çeşme'de harika festivaller evet. vardı. Dünyanın en Ahmet büyük... San'ın yaptığı değil mi? Evet, Ahmet'le Mustafa Oğuz'un yaptığı evet. harika festivaller vardı. Dünya yıldızları gelirdi. Örneğin orada o Ilıca'da bir altın kapı mı kupa mı bir şey vardı. Altın kapı. Restoran. Öyle. Orada otururuz Mustafa Hocam'la karşılıklı yemek yeriz. Mustafa Hoca şöyle işaret yapar. Dönerim öyle, yan masada Sting oturuyor. Buyurun bakalım işte. Bir gün giderim, bu yan masada Glenn'de Jackson oturuyor. Yani. Böyle bir yerdi Çeşme ve ben o festival boyunca orada kalırdım. Çeşme'de kalırdım. Denize şey değil. Bir gün denize girmedim. Ben denizi sevmiyorum. Güneşi de sevmiyorum. Sen gölge tatili seviyorsun ha. abi. Akşam benim işim. Akşam da beni oraya bağlayacak bir etkinlik olmalı, bir güzellik olmalı. Sonra bir belediye başkanı geldi. Ben halkımın parasını burjuvalara yedirmem dedi. Çok güzel bir laf. Bu sloganlarla festival, iş yapma festivali iptal etti ve Çeşme bitti. Çeşme. O gün bugün Çeşme diye bir şey adı bile geçmiyor. Şeye gidiyordum. Bodrum'a. Kale'de festivali. Opera Bale Festivali opera. Var. Turgut Reis'e Marina'da harika klasik müzik festivali var ki benim en sevdiğim şeylerden biri. Biliyorum abi. Gidiyordum o iki festival boyu Bodrum'da kalıyordum. Şimdi Marina'daki festivalde buradan Bodrum'a gitmemi gerektirecek bir şey yok. Öbürünü zaten öldürdüler kale içindeki festival. Aspendos, harika bir Aspendos vardı. Gerçekten dünya çapında bir festivaldi. Onu da bitirdiler. İstanbul, maşallah İstanbul. Şeyden beri o 2010 Avrupa Kültür Başkenti oldu ya İstanbul. Evet, o günden bugüne gerçekten hızlı bir gelişme gösterdi. Şimdi İstanbul'da öyle programlar var ki birine giderken aklım öbüründe kalıyor. Bir de öyle bir kültür merkezi oldu. İki, yazın bütün İstanbul boşaldığı için İstanbul'dan güzel zaman. Bütün yollar senin, bütün her gittiğin her yerde otoparklar senin, her yer senin. İstanbul'un en güzel zamanı. Enayi miyim gideyim ya? Abi şimdi kültür sanat deyince mesela senle de beraber değişen bir şey Türkiye'de. Eskiden sinemayı, baleyi, operayı sadece eleştirmenler yazardı. Dolayısıyla da normal sıradan insanlar çok okumazlardı bunu. Sen kardeşim ben seyrederim, hissettiğimi yazarım dedin. Şimdi aslında bu çok büyük bir meydan okuma çünkü kurulu düzene eleştirmenler hemen o kaşları kaldırırlar. Şimdi insan hissettiğini her zaman söylemeli mi? Bunun ana fikri bu mu? Bu ister oyun havası olsun, ister bale olsun. Bir bu defa mu? Bir defa şunu ayırt edelim. Ben eleştirmen değilim. Ben izlenimciyim. İzlerim hissettiğimi yazıyor. Bana diyorlar ki şimdi adam dün resim sergisi yazıyordu. Bugün film yazıyor. Bunların hepsi anlamıyorum. Anlamam da şart değil. Yani ben bir resim sergisine gidip şu resmi beğendim ne kadar güzel bu resim demek için bütün dünya sanat tarihine hatmetmiş olmam gerekmez. Hiç öyle bir şey gerekmiyor. Doğru. Zevk bu. Bu resmi ben beğendim. Gidiyorum sergiye. Beğendim bu sergiyi. Hı hı. Beğendim diye yazıyorum. Ve de hani birisi çok hoşuma gitti resimlerden. Hemen orada da bir Galatasaray Lisesi'nin önündeki güvercinler resim var ki bayıldım diyor. Ha, şimdi burada bir oraya anlatmak bir de özendirmek. Yani benim yazımı okuyup bir kişi gitse o sergiye
o yazı hedefine ulaşmış demektir. Bir kişi gönderebilirsem ben bir resim sergisine. Şimdi sinema. 10 yaşındaki çocuk gidiyor sinemaya, soruyorsun nasıl buldun filmi diye. Evet. 10 yaşındaki çocuğun fikri var da 60 senedir sinemaya giden Öncal'ın fikri niye olmasın? Fikri niye yazmışsın? Ben beğendiğimi ya da beğenmediğimi söylüyorum. O kadar. Eleştirmenlik başka bir şey. Evet ama yani insanlar fikirlerini söylemeye genellikle hani millet dalga geçer diye korkar bizde. İşte insanların en büyük çelişkisi bu. Bir yandan ellerine pankartları alıp fikir özgürlüğü diye yürüyüşler yapıyorlar. Polisle çalışıyorlar. Gazlarla, su hortumlarıyla mücadele ediyorlar. Öte yandan fikrini söylüyorlar ama bu adamın her konuda fikri var. Bırak olsun. Yani. Senin ya ilk senin yazdığın ve Türkiye'de bugün anonim olan herkesin duyduğu ama ben bir deniz yıldızının hikayesi değil mi? Evet. Bunun için fark etti o denize atılan evet. Yıldız, kıyıya vuran binlerce yıldız içerisinde. Böyle çok yazı var ama abi değil mi? Senden kalan. Mesela bize Sevgililer Günü de aslında armağan eden erkekçeydi. değil mi? Gelişim Dergi grubuydu. Evet. Doğru hatırlıyorum. Evet, böyle hikaye çok. Peki abi bir şey söyleyeceğim. Şimdi Hıncal Uluş deyince birçok insanın aklına futbol ve Galatasaray geliyor aile. Ama sen aslında futbol konuşmayı sevmiyorsun değil mi? Yani bu da bir garip durum ama herkes de ne dediğine bakıyor. Bugünkü futbolu konuşmayı sevmiyorum. Bugünkü konuşmayı futbolu sevmiyorsun. Çünkü bugünkü futbol herkes beni mazur görsün. İğrenç. Yani gerçekten hatır için yaptığım ATV'deki 90A programı olmasa futbolun fesinden. Ben seyretmem. Televizyonda seyretmem. O kadar kötü oynanıyor. Bir yığın korkak hocanın elinde, hocanın kafasında şu var. Yenilmezsem işimi devam eder. Bu anki. Yenilmemeye oynuyor hepsi. Kulübede oynamıyorlar. Kendilerine oynatıyorlar takım. Orada da şirazesinden çıkıyor zaten. O zaman bu almış kendi sahasında, o almış kendisi. Ben ne seyredeceğim arkada? Abi sen sahtekar futbolcularla bu durmadan kendini yere atanlara da çok kızıyorsun ve bir tek sen yapıyorsun aslında bunu. Efendim? Yani şimdi mesela bu bir garip değil mi abi? Mesela Galatasaray, bir sürü Galatasaraylı kalem var medyada. Galatasaray adasında bir tek ısrarla sen soruyorsun. Sahtekar futbolcularla bir tek sen uğraşıyorsun. Yani şey mi, böyle bazen diyorum ki Hıncal abinin içine herhalde Don Kişot kaçmış. Doğru adına her şeye dost doğru gidiyor. Efendim ben bunu yazdım bir kere. Yani bu yazının hiçbir işe yaramayacağını bile bile yazıyorum diye yazdım. Çünkü kimsenin umurunda değil. Kulüp başkanının umurunda değil, teknik direktörün umurunda değil, futbolcunun umurunda değil, seyircinin, hiç gazetecinin umurunda değil. Niye yazıyorum dedim. Ruh doktoruna gidip, para verip içimi dökeceğime gazete köşesi. Burada içimi döküyorum, üstelik para kazanıyorum. Evet, bu iyi bir özellik. Peki abi hep şey derler, Hıncal Uluç'un taktiğidir, herkesin söylediğinin aksini yazar. Aslında ya çok okunmanın bir taktiği var mıdır abi? He? Çok okunan bir yazar olmanın bir taktiği var mı? Ya bu iş taktik işi değildir. Tecrübe, yaşanmışlık ve hissettiğini anlatmak işidir peki, diyorum ama. Peki bu kadar kolaysa niye başka bir yapmıyor? Herkes o yapmıyor değil mi? Ya biliyorum da insanlar yani evet, her şeyi taktiğe dökmek şu, de fazla. Ben herkesin düşündüğünün tersini yazmıyorum. Ben herkesin düşünüp de yazamadığını yazıyorum. Ben yazıyorum, onlar yazamıyorlar. İşlerinden değil. Bu sahtekar futbolculara kızmayan bir köşe yazarı, spor köşe yazarı var mı? Olabilir yok mi? Doğru. Futbolu her dakika kızarsın. Başı bir adam kendini yere atarsa, düdük çalar da oyunu durdurtursa, orada oyun nasıl kurulur? Oyun kurulmazsa nasıl futbol olur? Doğru. Şimdi senden Oscar'lık filme gidelim. Aha. 2 dakikada bir ışık kesilsin, dursun film, yeniden başlasın. 25 kere. Çıkarsın. Yarısında çıkarsın. Aynen öyle. Dünyanın en iyi filminden çıkarsın. Futbolu bu hale getirdiler. Doğru. Yani futbol bir 5 dakika arka arkaya devamlı oynanmıyor. Tık biri yerde, tık biri yerde, tık biri yerde. Sebepli yerde, sebepsiz yerde. Ondan sonra da bunu... Şimdi bunu olmadı. Yazdığım zaman... Buna herkes kızıyor. Ben yazdım. Ben Hıncal herkesin tersini yazıyor. Hıncal herkesin tersini yazmıyor. Hıncal herkesin yazamadığını yazıyor. Benim çünkü umurumda değil. Hiç kimseden müdanam yok. İşte bu
en büyük özgürlük bu galiba, evet. Değil mi? O özgürlük olunca. Peki abi, şimdi şu hikayenin devamını anlatayım. Efendim, benim aldığım iyi derslerden bir tanesiydi. Hıncal abi bana her bayram ben sabahta giderim, elini öperim, bayramlaşırız Hıncal abiyle, çıkarır bana 1 lira verir. Vermem. Ben bu hikayeyi niye anlattığını biliyorum. Yok. Gene para isteyeceğim. Yok, istemeyeceğim. Gene para isteyeceğim. Bir gün dedim ki ben zam istiyorum artık Hakan. Dedim ki Hıncal abi ben zam istiyorum. Böyle 1 lira 1 lira olmuyor dedim koca adama harçlık. Sonra döndü dedi ki o dedi babamın bana bayramda verdiği harçlıktı. Ben de o geleneği yürütüyorum. Hani ben de gol yedim ve ayrıldım meseleden. Gelenek yaşatmak, Hıncal Uç böyle bir adam değil mi? Yani mesela babalar günü, anneler günü yazıları, babanın rahmetlinin sattığı, çok sevdiği çiftesi çocuklarıma bayramlık alacağım diye gibi. Kaç kuşak bilir bu? Hepsi biliyor herhalde değil mi abi? 3 kuşak biz biliyoruz. Yani. Ben her babalar gününde yazıyorum. Evet. Ama o 1 lira meselesi hakikaten müthiş bir meseleydi. Bir başka öğrendiğimiz, şimdi ben bir gün oturdum. Tıbbi ilaçlar, kanser vesaire falan üzerine bir yazı yazdım. Sonra çat diye bir telefon geldi. Bana dedi ki oğlum dedi ben size bir sene hastanede yatmadım mı dedi. Bu öldü diye beni bırakmadılar mı dedi. Ve bir marul hikayesi anlatıp sonra da bir İngiliz lordunun atını. Abi hakikaten seni öldü diye bıraktılar değil mi? Yani bu bitti artık diye bıraktılar seni değil mi? Ve sen bir sene hastanede yattın. Hayır o... İyileşip çıktığımda, evet. Hastaneden sen artık iyileştin diye taburcu ettiklerinde beni gören Nurlar İçinde Yatsın Cenk Koray'ın yorumu. Öyle mi? Hıncal abi ölecek, evinde ölsün diye bıraktılar demiş. Çünkü ben çıktığımda 39 kiloydum. Evet. Bir sene sonra hastaneden çıktığımda 39 kiloydum. 1.80 boyunda bir adam 39 kilo düşün bakalım. Bir kemiklerim var, derim var, bir de işte lüzumlu organlarım var, kalp, mide, bağır. O kadar, bir şey kalmadı. Yani kası değil, et yok. Evet. O da demiş ki zavallı Cenk de, Hıncal abi. Evinde olsun. Peki mesela senden ben şey öğrendim abi, hastayken canının en çok çektiği şey aslında sana iyi gelen şeydi değil mi? Sen marulla yendin değil mi? Her zaman. O çok önemli. Yani bunu hep söylüyorum, yazıyorum zaten. İnsanoğlunun 400 bin yıllık serüveninin sonu 2000 yılda tıp var. Aynen öyle. Peki 399.888 bilmem ne sene nasıl survive etmiş Darwin'in diliyle, nasıl kalmış, nasıl devam ettirmiş şeyini, neslini. Hep bu sayede bitkiyle çünkü, canı istemiş. Çünkü şeylerimiz, genlerimiz bu 400 bin yaşananlardan şartlana, programlana bir takım şeylerin bir takım sorunlara iyi geldiğini tespit etmiş. Evet. Onu sana nasıl bildirecek? Canın çekerek bildiriyor. Canımızın çektiği şey demek, senin vücudunun buna ihtiyacı var demek. Evet. Sen bir hasta odasına giderken başka bir hastanın odasına giden marulu görerek değil mi sarılıyor yani? Ben işte 38-39 kiloya düşmüşüm. 5-6 tane ameliyat geçirmişim. Ölüyorum ve hiçbir şey yemiyorum. Hı hı. Hastane yemeğini yiyemiyorum. Serpil evden kız kardeşim harika yapıyor. Yemekler yapıyor, gönderiyor. Onları da yiyemiyorum. Hı hı. Onları da yiyemiyorum. Çünkü bir sürü de şey var. Sarılığım bir yandan, böbrek biri gitmiş bir yandan, kalın bağırsağımdan 1 metre kesmişler bir yandan. Efendim şeyde mide durmadan kanıyor, onluk oraya kanamış bir yandan. Bunların hepsinin diyetleri var. Ya. Geldi bir gün klinik şefi hocamız, Allah razı olsun. Dedi ki açlıktan öleceğini tokluktan öl dedi. Bütün diyetlerini iptal ediyorum. Canın ne istiyorsa onu ye dedi bana. Ne güzelmiş. O çıktı kapının önünden. Araba hasta geçiyor. Yemek arabası geçiyor böyle servis. Ortada da bir şey var. Göbekli marul var. Getirin marul. Canım marul. Bayıldım marula ben. Serpil'e telefon ettim. Bana dedim sabah öğlen akşam günde 3 tane marul hazırla getir. O sırada sarılık hastasıyım. Hı hı. Karaciğer. Zaten ölüme en yaklaştığım zamandır o.
Bir gece hastane odasında baktım, 43 kişi var. Oy. Bunlar buraya niye geldi diye düşünmeye yani uğraşıyorum. Yani ben ölüyorum. Meğer haber verilmiş. Ha, ya, yarına yani çıkma ihtimali %3 falan, son bir defa görmek isteyen gelsin diye herkes gelmiş. Hı hı. Öyle bir gece. Çünkü o sarılığı yapan madde kanda bilirubin diye bir madde. Hı hı. 8 birimi açtın mı gidiyor, sararıyorsun. Sararıyor. Hastasın demektir. Ben de 28. 3 katından fazla. De 28. Yani marul diyoruz. İşte bir hafta falan geçti. Her sabah geliyorlar. Bu kan parmağımı alıyorlar, deliyorlar. Kanı alıyorlar. Öğlen doktor geliyor, bakıyor rapora, kan raporuna. Gene geldi öğleyin. Baktı rapora. Allah kahretsin bu laboratuvarı dedi ya. Çocuğun parmağında delinecek yer kalmadı dedi. Gene karıştırmışlar dedi. Bütün değerler. Çağırdı hemşireyi. Bir tane şey deldirdi yeniden. Git bunun başında bekleyerek. Getir bana dedi. Al getir. Aynı sonuç. Altı. Altı. Marulla, sadece marulla. Yani bir haftada o beni ölümcül hale getiren sarılık bitti. Neyse çıktık bir sene sonra, işte istirahat etmem lazım. Hı-hı. 39 kilo 40 kilo. Mehmet Ali abi dedi ki gel dedi buraya dedi şeye, yankıya, yankıya gel dedi, canın istedikçe dedi, evde hep sıkılırsın. Ben de ara ara gidiyorum. Önüme şeyleri koyuyor. New York Times, London Times, Guardian, hı-hı, Daily Telegraph falan yabancı gazeteleri, buradan ilginç bulduğun yazıları tercüme et dedi. Yani şeyi de yok, sınırlaması da yok. Bu sayıya yetişsin, öbür sayıya yetişsin. Canın isterse oyalan diyor resmen. Ya bir New York Times açtım bir gün. Marul'da karaciğere fevkalade faydalı bir yan olduğu keşfedildi. Neyin faydalı olduğunu araştırıyor bilim adamları diye bir haber. Yaşayarak öğrendiğini bir süre sonra karşında New York Times'ta görüyor insan. İşte biliyor musun ya? Ve gözümün önüne şey geldi. Yani Türkiye'de gerek evde gerek meyhanelerde, içkili yerlerde çilingir sofralarını düşün. Muhakkak marul vardı. Evet. Bu da bir başka bin yıllık gelenek. Karaciğeri annem cumartesi akşamları işte topladırlardı bizde, o zaman televizyon melevizyon bilmem ne yok, çocukken tek eğlence babam birkaç arkadaşıyla oturur rakı sohbeti yaparlardı. Annem masanın ortasına koyduğu ilk şey bir göbekli marul. Kültür oradan alarak geliyor. Peki Hıcan abi, son soru. Onun için canın bir şey istiyorsa bil ki onu vücudun istiyor var. Çünkü bana buna ihtiyacım var, ye onu diyor. İşte bütün ya da istemiyorsun, yeme onu diyor. Demek ki vücut söylüyor. Abi son soru, senden en büyük öğrendiğimiz şey bizim umut etmek mi? Çünkü sen hep şeyi söylersin. Ya umut etmiyorsan sen aslında yaşayan bir ölüsün. Bitti. Bu değil mi? Tabii bu, ya. Umut etmeyi kesmeyeceksin. Enseyi karartmayacağız yani. Esas hayat o işte. Esas hayat o. Yani umut etmiyorsan bitiyorsun. Her yeni yıl yazım böyle biter. Yeni umutlar, yeni yılı yeni umutlar getirmesi dileğiyle. Evet. Benim için en kutsal dilektir birine. Yeni umutların olsun. Umudun yoksa zaten ne? Sadece fotosentez yapan ağaçtan bir farkı kalmıyor. Efendim şimdi hemen kısa bir video izleyeceksiniz. Ben bu arada şu 1 lira harçlığımı almak için bir el öpme seansımı tamamlamam gerekiyor diyelim. Az sonra buradayız. Efendim, hayat öğretmeninden geçelim. Hepimizin hayatının temel varlığı, direği olan çocuklara ve hepimizin çocuğu için bir şeyler yapan Türkiye'deki çok değerli bir isimdir. Profesör Doktor Hilal Moçan Hocam. Sadece
hastası olan çocuklar değil aslında, hepimizin çocukları için yıllardır bilime kattıklarıyla gözümüzü açıyor. Biz de hocamı yakaladık mı hiç kaçırmıyoruz diyelim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Onur verdiniz, sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar. Sağ olun, var olun. Şimdi hocam çok değişik bir şey yaşıyoruz. Dünyada New York'ta karantina bölgeleri ilan edildi. Aşı olmayan çocukların evden çıkması yasak. Hollanda'da bu İncil Kuşağı diye bir grup var. Çocuklarına aşı yaptırmıyor. Pakistan'da Dünya Sağlık Örgütü'nün aşılamaya giden ekipleri öldürülüyor. Hocam şu aşıların içinde domuz kanı mı var, alüminyum mu var? Nedir bu dünyanın aşıya düşmanlığı ve galiba ölen birçok hastalığı hortlattık mı çocuklar için biz? Bu çok ciddi bir sorun. Türkiye'de de böyle bir akım var. Hı hı. Ama biz buna çok karşıyız. Çünkü aşı çok önemli. Hı hı. Çocukların mutlaka aşı olmasını istiyoruz. Amerika'da aşı karşıtlarının artık okullarının, gittiği yuvaların veya oyun alanlarının, oyun parklarının bile ayrılması söz konusu. Çünkü bu çok ciddi bir haksızlık aşı olan çocuklar için. Büyük ihtimalle bir genç jenerasyon, dünyanın herhangi bir ülkesinde olabilir bu. Hı hı. Aşıyla önlenebilen hastalıkların gerçek vahşi şeklini görmemiş durumda. Mesela bir kızamık olduğu zaman çocuk akciğerleri nasıl kanar, çocuğun beynine nasıl virüs gider de ansafalopati yapar veya çocuğun giderek fonksiyonlarının kaybıyla giderek yatağa bağımlı kalması, yiyememesi, içememesi, zihin fonksiyonlarının tamamen kaybolması gibi durumlarla karşılaşmadıkları için, bunları bilmedikleri için biraz daha rahatlar. Diğer, yani şimdiki ebeveyn kuşaktan bahsediyoruz, evet, hocam. Genç jenerasyondan bahsediyorum. Bunun dışında bir meningokoksik menenjit tablosu olduğu zaman çocuğun nasıl dakikalar içinde kollarının, bacaklarının gangrene çevirdiği, kesilmesinin gerekebildiği veya çocuğun şok tablosuna bir an içinde girebildiği durumları, bunları görmediler. Veya difteri diyelim. Yani geçmiş zamanlarda mesela difteri ile ilgili, hı hı, çocuğun tamamen yutma fonksiyonunun, nefes alma fonksiyonunun kesilerek bir ailenin gözünün önünde eriyerek ölüyor çocuk. Eriyerek öldüğünü kimse bilmiyor. Veya boğmacada öksürük sırasında boğulduğunu, öksürüğün şiddetinden akciğerlerde kanamalar olduğunu, bunları görmemiş için durumdalar. Veya bir tetanoz vakası gördüklerini zannetmiyorum. İhtisasları sırasında ben asistanlarımla bir yeni doğan tetanozu geldiği zaman çocuğun yatağının yanına bir sandalye koyup 24 saat nöbetleşe gözünü kırpmadan çocuğu takip ettirirdim. Çünkü o kadar sık kasılır ki çocuk, havale geçirir ki, her havalede beyin oksijensiz kaldığı için beyin fonksiyonları olsun, diğer organlar olsun tamamen fonksiyon dışı kalabilir. Yani ölmekten beter bir durum diye tabir edebiliriz bunu. Bunun çok örnekleri var. Hepatit B taşıyıcı kalırsa bir başka sorun, hepatit B veya A gibi mikrobik sarılıkları geçirirse başka bir sorun. Karaciğer transplantasyonuna kadar gidebiliyor. Ama mesela bulaşıcı sarılık geçiren hepatit A tipi dediğimiz sarılık geçirdiği zaman sarılık yapan maddenin, yani bilirubin maddesinin nasıl süratle yükseldiğini, çocuğun portakal rengine nasıl gittiğini, fonksiyonları nasıl bozulduğunu, bunları görmediler. Görmedikleri ama için de çok kolay karar veriyor. Çok rahatlar. Aslında bu yalnız şimdi aşı yapılmadıkları için bu çocuklar enfeksiyonu geçirecekler. Geçirdikleri zaman aşılı olan çocukları da riske atacaklar. Aynen öyle. Mesela su çiçeğini ele alalım. Su çiçeği aşısının iki kez yapılması durumunda çocuklar ancak ağız ağıza temas etmezlerse su çiçeği geçirmezler. Geçirseler bile, vahşi virüsü alsalar bile çok hafif bir iki tane döküntüyle su çiçeği olduğu bile belli, aynen, olmayan durumda çok hafif geçirebilirler. Bu sadece çok bulaşıcı olduğu için su çiçeği örneğini veriyorum. Ama bu aşıyı yaptırmayanların
diğer çocuklara bu riski vermeleri için herhangi hakları yok. Yani son biraz, derece trajik bir durum. Biraz aslında bizim Sağlık Bakanlığı mecbur ediyor değil mi? Yani aşı yaptırmadığın zaman telefon açıyorlar evine, taciz ediyorlar, şey yapıyorlar ciddi falan mı? Ciddi takip var. Bunun da ötesinde Sağlık Bakanlığı'nın çok iyi bir hizmeti var. Mutlaka yapılması gereken aşıların ücretsiz olarak çocuğa ulaşmasını sağladılar. Eskiden karma karışık bir durum vardı. Şimdi çok program aşıyı yaptıktan sonra belli sistemlere işleniyor tarihi olarak. Takip edebiliyoruz artık. Takip edebiliyoruz. Yani bakanlık da gerek hastanelerde yapılan, gerek aile hekimliğinde, ana çocuk sağlığında yapılan aşıları gün gün takip ediyor ve işe yarıyor. Peki hocam, sizin dikkat çektiğiniz bir tehlike mesela, biz menenjitten çocukları çok korumaya çalışırız galiba, şey değil mi? Menengokok en üst seviye. Şimdi menenjit aşısı da bildiğim kadarıyla iki tane değil mi? Yani iki tipi var. Şimdi bizim aşı karnelerinde bu bir tane mi, yoksa ikisi de var mı hocam bizim o aşı şeylerimizde, takvimizde? Şimdi sizin çocuklarınızın daha önce yapıldığı menengokok aşısı ACWY tipi olan, mikroba karşı olan aşı. Türkiye'de bu daha fazlaydı. Hatta hacca gidenlere, umreye gidenlere de yapılması zorunlu bir aşıydı. Fakat son zamanlarda bir de baktılar ki sürveyans çalışmalarında meningokok B tipi sürveyans çalışmalarında %40 olarak göründü. Daha önce ülkemizde yoktu bu. İngiltere'deki tiple Türkiye'deki tip veya dünyanın başka ülkelerindeki tipler farklı. Meningokok B tipi İngiltere'de aşılanması mecburi olan bir tipti. Fakat şimdi ülkemizde de %40 gibi bir oran görüldüğü için ciddi bir rakam sürveyans çalışmasında. Biz meningokok B aşısının da yapılmasını öneriyoruz. Ben kendi tecrübelerime göre özellikle yapılmasını öneriyorum. Hocam %40 dediğiniz yani az buz bir risk oranı değil ki. Bir de hastalık tehlikeli bir hastalık olduğu için. En tehlikeli hastalık o mudur hocam çocuk için? Menenjit midir? Hepsi tehlikeli ama bu meningokok denilen çok süratli ilerleyip şoka soktuğu için çocuğu, bu kollarda bacaklarda da hızlı bir gangren sorunu oluştuğu için hayati risk taşıdığı için biz bu meningokok hastalığından çok korkuyoruz. Yani o iki aşıyı da yaptırmak ideali şu anda değil mi? İdeali. Tam korumanın yöntemi o iki aşıyı da. Zaten ACWY denilen tipi devlet iyi veriyor. Devlet veremiyor. Devlet veremiyor. Gündemde ama bunlar özel aşılar kategorisinde. İnşallah gelecekte bunları da devlet sağlayabilirse çocuklarımız için tabii çok iyi olabilir, ama şu anda devletin sağladığı aşılar bile inanılmaz yani. Bu çok büyük bir maliyete katlanıyor aslında maliyet devlet. Ve doğru. Bence çocuklara çok büyük bir armağan. Bence de. Peki hocam şey söyleyeyim. Şimdi anneler babalar, biz dinleyen herkes şeyi söylüyorlar. Ya ne olur işlerinden şunu diyorlardı. Hocaya sor, çocuğa antibiyotik verilir mi verilmez mi? Hocam bu antibiyotikle hekimler arasında mı bir kavga var? Veliler arasında, aileler arasında bir kavga var çözemedim ama. Hocam çocuğa antibiyotik verilir mi verilmez mi? Gerektiği zaman, doktor önerdiği zaman verilir. Ama aile kendi kendine bunu ateş düşürücü gibi vermemeli. Vermemeli. Çünkü bazı ailelerde görüyoruz, çocuğun ateşi olduğu sürede şak diye antibiyotiğe başlıyor. O en büyük hatayı en yapıyor büyük zaten. Hatayı yapıyor. Neden antibiyotik verilmesi konusu gündemde? Niye bu kadar tartışıyoruz hocam bunu? Çünkü bağırsaklarımızda mikrobiyata diye isimlendirilen faydalı bakterilerin oluşturduğu bir dünya var. Hı-hı. Bu dünya artık son yıllarda yapılan çalışmalara göre bağışıklık sisteminden tutun, sindirim sistemi, çocuğun hastalanma performansı, organ hayatiyeti, zihinsel fonksiyonu, ruhsal sağlığı yönünden birçok fonksiyonları olan bir dünya. Antibiyotik verildiği zaman bu dünya bozuluyor. Biz vücut sağlığımız için, ruh sağlığımız için veya bağışıklık sistemimiz için gerekli olan bu sağlıklı bakterileri yok ediyoruz. Aynen öyle. Ve bunun yerine gelmesi aşağı yukarı 3 ile 6 ay arasında oluyor. Peki hocam şey, çok özür dilerim. Gelmesi. Evde yapılmış yoğurdun suyu, lahana turşusu, aslında bunu çabuklaştırmak mümkün mü? Bu şahane antibiyotik yaklaşım oldu. Vallahi yani. Evet, şimdi kefir, lahana turşusu suyu, yoğurt, bunlar
en belli başlı doğal probiyotikler. Geri getiriyor değil mi bağırsaklardaki sıkıntıyı? Evet, geri sıkıntı. Getiriyor. Yani antibiyotik gerekli olduğu zaman kullanılmalı. Doktor önerdiyse aileler bundan depresyona girmemeli, çok üzülmemeli. Çünkü mesela çok sık rastladığımız beta mikrobunun tedavisinde antibiyotik mutlaka gerekiyor. Şart. Çünkü beta mikrobunun yakın ve uzun dönem yan etkileri var. Organları çok sever. Öyle mi? Evet. Biz deriz ki şöyle tıpta bir laf vardır. Eklemiyalar kalbi ısırır diye. Yani kalp romatizması, eklem romatizması. Bir sürü etkisi kalabiliyor. Böbrekte nefrit dediğimiz bir takım yani istemediğimiz birçok yan etki olabilir. Onun için biz beta mikrobundan da korkarız. Ve onu genelde penisilin grubu antibiyotiklerle tedavi ederiz. Peki hocam, o zaman söylediğiniz ama bir de şöyle bir şey anladım. Yani antibiyotiği doktor verdi, çocukta hastalığın belirtileri geçti, kesmeyeceksin. Sonuna kadar bitireceksin antibiyotiği, yoksa evet, risk mi alıyoruz yine? Evet, o zaman da direnç faktörü ortaya çıkıyor. Antibiyotiklerde korktuğumuz bir diğer nokta da o antibiyotiğe karşı direnç oluşması. Çünkü ileride eğer biz bu zararlı mikropları öldürecek antibiyotik bulamazsak, ondan sonra o zaman çocuğun bütün dünya hayatı olarak ve evet bütün dünyanın riske girdiğini görürüz. Peki hocam, yine anne babalardan sizin geleceğinizi duyan arkadaşlarım bana Instagram'dan mesaj atmışlar. Ya hocaya sorar mısın, bu rotavirüsü Allah aşkına kaç kere tekrar eder? Çok mu eder hocam bu rotavirüsün? Böyle bir özelliği mi var bunun? Can alıcı sorular geliyor. Öyle, şimdi ya, çünkü biz anne babalar yazıyorlar hocam. Bu rota okullarda biri olursa, hani 2 hafta 3 hafta önce geçirmiş olsan bile sen yine rotavirüsüne yakalanabilirmişsin. Öyle bir şey mi hocam bu rotavirüs? Rotavirüsünün birçok tipi var. En tehlikeli olan, en şiddetli ishale neden olan, ki rotavirüsünün klasik tablosu önce kusmayla başlar şiddetli, arkasından ishal gelir ve bu haftalarca sürebilir. Çok kötü kokulu bir ishal olur. Şimdi rotavirüsünde bu aşıları var rotavirüsünün. Bir tanesi iki çeşit aşısı var. Bir tanesi iki dozda yapılıyor, bir tanesi üç dozda yapılıyor. Ülkeler kendi sağlık politikalarına göre karar bunlara karar veriyorlar. Bu aşıyı yapıldıktan sonra çocuğu hastanelik edecek boyutta bir rotavirüs enfeksiyonu görülmez. Görülmez. Hafif geçer. Ama bu aşı devreye girmeden önce gördüğümüz tablo şöyleydi. Çocuk o kadar çok kusarak başlıyordu ki enfeksiyon. Hmm. Arkasından da pis kokulu, sulu, sayısız ishalle giderdi. Ve çocuk hastanelik olurdu. Hastanede serum tedavisini alırdı. Çıkardı, iki gün sonra tekrarlardı, bir daha yatardı. Şimdi böyle tabloları çok nadir görüyoruz aşısız çocuklarda. Ama yaz ishallerinin başlıca nedenlerinden birisi bu maalesef rotavirüs enfeksiyonu. Vallahi hocam bütün aileler söylüyorlar. Peki hocam şeyi sorayım. Şimdi siz Türkiye'deki özellikle bütün çocukların ve bebeklerin beslenmesine çok büyük katkı sağladığınız için sormaya ihtiyacı duyuyorum. Şimdi şu bebeklere su vermeme meselesi, ya yaz, sıcak, biz susuz duramıyoruz. Şimdi 6 ay diyen var, anne sütü aldığı sürece bebeğe su verilmez diyen var. Bebeğe bir kere niye su vermiyoruz hocam? Yani anne sütüyle beslenen bir bebekte ilk 6 ay süresince su tamamlayıcı besinlere geçene kadar vermeye gerek yok. Çünkü anne sütünün %80-85'i zaten su. Ama diyor ki suya gerek yoktur. Ancak tropikal bölgelerde, ekvator bölgelerinde su takviyesi, bebek anne sütü, sadece anne sütü alıyorsa bile verilmesi lazımdır diye. Dolayısıyla mevsimlerde değişiklik oldu. Artık 40 derecenin üzerinde hava sıcaklığını görüyoruz. Yaz bebeklerinde su takviyesi gerekli olur. Yaz bebeğinde su takviyesi gerekli olur, gerekli değil mi? Bu kadar sıcaklarda gerekli olur. 40 derece, 42 derece olan yer var. Çünkü anne sütünün içindeki su yeterli olmayabilir. Tabii bu suyu abartmamak lazım. Bebek mesela ilk 6 ay içinde sadece anne sütüyle besleniyor. Eğer hava bir anda cehennem sıcağı gibi bir sıcak durumuna geçtiyse, o zaman arada birkaç kaşık olacak şekilde kaynamış, ılımış içme suyu.
Peki şeklinde. Hocam şu pet şişe meselesi hala çok riskli değil mi? Özellikle yazın evet, çok evet. riskli. Ya illa cam şişeden içirelim değil mi çocuğa? Kesinlikle cam şişe. Kaç yaşına kadar buna hiç sekmeden devam etmek lazım? Her zaman öyle cam şişe diyoruz. Çünkü şimdi ülkemizde de görüyorum, yurt dışında, Amerika'da, Avrupa'da daha fazla BPA free diye not koyuyorlar hı-hı, bu. Hı-hı. Plastiğin zehirli olan bileşimi. Bisfenol A'ya karşı galiba evet, değil mi? Bisfenol evet. A. BPAA diye yazdı o. Şimdi bu şişenin içinde su durduğu zaman bu madde suya karıştığında ki ısıyla oluyor genelde. Güneşin sıcaklığıyla oluyor. O zaman bu toksik bileşenler oluşturuyor. Bunu istemiyoruz. Pet şişeden su içildikten sonra hemen onu atmak lazım. Süt veren annelerin de o zaman anında onların da cam şişeden su içmesi evet, çok doğru bir şey olur. Aslında hepimizin cam şişeleri, cam damacanaları tercih etmesi en doğrusu. Çünkü plastik damacanaların eve gelene kadar geçirdiği hikaye, süreci bilmiyoruz hocam, biz. Hocam eskiden imha süresi 5 yıldı, şimdi 2 yıla indirdiler ama yani nereden geliyor, nasıl geliyor, nasıl dezenfekte ediliyor evet, hiç fikrimiz yok. Peki hocam, magazin yıldızları çok kızacaklar bana ama şu yeni doğmuş bebekleriyle suya giren babalar, görüntü çok hoş. Fakat şimdi deniz suyu bebeğe iyi mi gelir, kötü mü gelir? Hani tamam, deniz suyu iyi şey, ama bunun bir yaşı zamanı var mı hocam? Mesela 6 aydan küçük çocuk, bebek denize girer mi? İdeali 6 aydır. Aslında dünya standardında 4 ila 6 aydan sonra denmekte. Bebeğin boyun kontrolünün, sırt kontrolünün tamamen oluşması lazım suya girmek için. Çok erken bebekleri suya sokmanın şöyle zararı var. Birincisi, cilt katmanları daha tam olarak olgunlaşmadığı için tuzlu suyun tuz kısmı, sodyum kısmı çocuğun derisinden emilebilir. Bu birinci risk. En ufak bir harekette çocuk suyu aspire edebilir. Yani üşütebilir. Çünkü ısı reseptörlerimizin de çok şeyi. Evet, mekanizma, ısıyı algılama ve ona karşı vücudun savunma sistemi de 6. aydan sonradır. Bir takım mahsurları var. Çok fazla... Ya o pozu vermeyin kardeşim, suya sokmayın çocuğu. Yani çok küçük bebekleri sokmamakta yarar var. Benim kendi görüşüm böyle. Zaten suya soktuğu zaman yani evet görüntü olarak çok güzel oluyor ama mesela ben gördüğüm zaman eyvah bebek şimdi üşüyecek aslında. Ya vallahi o duygu geçiyor. Peki hocam, şimdi bebekleri biz güneşe çıkarırken Allah 50 faktör sürüyoruz, 30 faktör sürüyoruz. Hocam BBC Bilim Dergisi'nde okudum. Diyor ki arkadaş, diyor bak 3 tane madde var. Geçiyor insana, bebeğin vücuduna daha çok geçiyor. Çocukların başını belaya sokabiliriz. Şimdi bebeklere güneşten koruyucu o bilmem kaç faktörleri sürelim mi, sürmeyelim mi? Ben onu okuduğumdan beri kafam fena karıştı hocam. Bu çok tartışmalı bir konu. Şimdi bu güneş koruyucuların içindeki iki madde için Amerikan Sağlık Grubu, sağlık yönünden bu ilaçları, maddeleri, güvenilirliğini ve de sağlığını kontrol eden FDA diye bir sistem var. O sistem incelemeye aldı. Bizim en çok istediğimiz şey bu güneş koruyucuların içinde titanyum dioksit maddesinin olması. Onun dışında tercihen organik alabiliyorlarsa, onlar biraz daha pahalı oluyor. Hı-hı. Organik güneş koruyucuların olması. Küçük bebeklerde, çünkü organik bebekler için olanlar biraz daha farklı oluyor. Biz genelde küçük bebeklerde biraz daha yüksek koruyucusu olan 30 ila 50 faktör diyoruz. Ama bilimsel verilere baktığınız zaman, ben de bunu çok yakın takip ediyorum, diyor ki 15'in üzerinde ise koruma faktörü. Bir şey fark etmiyor. Bir şey çok fazla fark etmez. Ultraviyole A ve ultraviyole B'ye karşı süzücü etkisi vardır. 15 faktörün üstü diyor. Ha, o yüzden hani 50 faktör olup kendimi rahatlatıyorum demeyin. Çocuğu adam gibi saatte suya sokmak lazım. Aynen. Aslında. Çok uzun süre suda tutmamak lazım. Cayır cayır güneşin altında tutmamak lazım. Ben mutlaka
5 santim kenarlıklı koton şapka giymelerini istiyorum. Bir de çocuklar denize girip çıktıktan sonra mutlaka duş aldırmak ve kıyafetini, mayosunu değiştirmek lazım. Vallahi anne babalar tatilden birazcık feragat edecekler. Çocukla tatile gitmenin bir bedeli var. Hocam biliyorum hastalarınız bekliyor. Sağ olun, kırmadınız bizi, geldiniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben sağ teşekkür olun, ederim. Efendim hemen yine kısa bir ince ayar örneği seyrediyoruz. Şimdi Harvard'da niye öğrenciler derse girmez ve bir Türk eğitim modeli şu anda Amerika'da konuşulmaya başlandı. Hepsini konuşacağız. Efendim ince ayara devam ediyoruz. Şimdi yıllar önce hatırlar mısınız, İstiklal Caddesi'nde bir öğrenci yürüyordu. Başına bir binadan cam düşmüştü. Öğrenci yoğun bakıma kaldırılmıştı. İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisiydi. Ben Muhammed hocamla o günlerde tanıştım. Normalde rektörler kampüs içerisinde öğrencinin başına bir şey gelir de benim rektörlük meselesi sıkıntıya girer mi diye bakarlar. Hoca dışarıda olan bir şeydi, öğrencisini takip ediyordu. O zaman İTÜ rektörüydü Profesör Doktor Muhammed Şahin hocam. Şimdi MEF Üniversitesi'nin rektörü ve Türkiye'de ya öğrenciye bir şeyler verelim diye, ben bilirim yıllardır uğraşır. Şimdi çok ilginç şeyler yapıyor hocam. Mesela final sınavlarını da kaldırdı. Bizimle birlikte hocam, hoş geldiniz. Valla kaç yıl oldu sizi tanıyalı İstanbul Teknik Üniversitesi. Hocam normalde bir de biz şey diyebiliriz. Ya bu mühendisler biraz duygusuzdur diyebiliriz. Siz öğrencinize gidip hastanede... Mühendisler duygusuz mudur? Bir kere bir onu sorayım da hocam. Niye böyle bir algı vardır? Hep mantıkla davranırlar, duygusal olmazlar ya, falan denilir. Duygusuz olmaz da işlerimize duygularımızı karıştırmak. Mühendislerin öyle bir özelliği var. İşe duygu... Yani sonuç odaklı, yani çözüm odaklı ve sonuç odaklı düşünürüz. Peki. Yani sondan başa gideriz aslında. Yani mühendislerin beyni birazcık daha öyle çalışıyor. Evet. Peki hocam, şimdi üniversiteyi finalsiz hale getirdiniz. Şimdi normalde ben kendi öğrenciliğimden biliyorum. Bu arada ben işte Türkiye, İngiltere, Kıbrıs, tekrar Türkiye falan. Bizim için finale çalışmak bir de o böyle bir şeydir. Hani evet. Gündüz çalışılmaz, sabahlanır falan. Şimdi niye kaldırdınız hocam finalleri? Şimdi şöyle, tabii eğitim değişiyor. Hı-hı. Eğitim materyalleri değişiyor, gelişiyor. Şimdi yapay zeka destekli dijital kaynaklar çıkmaya başladı tüm dünyada. Yeni nesil değişiyor. Yeni neslin algılama hızları farklı. Daha zekiler galiba, daha çabuk kavruyorlar. Ya tabii ki her yeni gelen daha zeki geliyordur. Çünkü daha donanımlı, daha çok kaynağa ulaşıyor, olanakları daha fazla. Benim bir söylemim var. Mesela 2010'dan önce, 2010 yılından öncesinden bahsetmek, milattan önceden bahsetmek de işte. Çünkü öyle, bakın bugün kullandığımız işte dijital aygıtlar. Hiçbiri 2010'da yoktu. O önce yoktu. Dev şirketlerin dünya sıralamaları değişiyor. 2010'a kadar hep enerji şirketleri öndeydi. Şimdi bilişim, teknoloji, iletişim şirketleri önünde. Başka bir dünya vardı. Çok doğru. Başka bir dünya var. Yani bugün çok basit, belki ismini vermiyorum ama bir şirket 2010'dan sonra sadece online hizmet veriyor. Dünyadaki piyasa değeri çok yakın zamanda Türkiye'den tahmin ettiniz. İnanamadım. Değeri, piyasa değeri, ya Türkiye'de faaliyet gösteriyorlardı, işte çıkardık. Piyasa değeri ile bizim ilk 20'deki en büyük, en baba şirketlerimizin piyasa değerinden, borsada olanların tabii kastediyorum, piyasa değeri aynı. Aynı. 2010'dan sonra dünyada
Bu anlamda buna benzer şirketlerin sayısı şu anda 370'e ulaştı tüm dünyada. Hı hı hı. Bunun 2/3'ü geçen sene kuruldu. Doğru. Bunların unicorn şirketi diyoruz, biliyorsunuz. 3-5 yıl kuruluyor. 3-5 yıl içerisinde 1 milyar dolar değere ulaşıyorsa bunlara unicorn deniyor. Doğru. Ya bu kadar büyük bir değişimin içinde olduğu bir dünyada eğitimin, eğitim sisteminin ya da bizlerin, eğitimcilerin değişmemesi düşünülemez. Doğru. Finaller ciddi bir tartışma konusu 2010'dan bu yana. Yeni bir de konu da değil. Tüm dünyada da konu. 2014 yılında Harvard Üniversitesi bir araştırma yapmış. Ya bu çocuklar sınıfa niye girilmiyor? Ya ben de onu çok merak ediyorum. Evet. Harvard'a girmek rüya gibi bir şey. Harvard'a giriyorsun, derse girmiyorsun. Ya döverler adamı yani, anası babasının hani üniversite öğrencisi dövülmezdi ama biraz garip bir durum değil mi? Şimdi aynı şey bak Türkiye'de de var aslında. Böyle özel İngilizce eğitim veren, iyi İngilizce eğitim veren kurumlardaki öğrenciler. Çünkü niye girmiyor? Yani eski yöntemle hoca sınıfa giriyor. Aktif işte bir yılların PowerPoint'i var. Onunla sunum yapacak. Öğrenci de bekleyecek onu, dinleyecek. Öğrenci diyor ki, yani bilgi aktarma olayı yapılıyor sınıfta. Hı hı. Yani geçmişte tamam bilgi hocadaydı. Şimdi bilgi hocadan, bilgi her yerde. Hocadan daha çok bilgiye ulaşabiliyor öğrenci. İstedikten sonra bir öğrenci bir konuyu hocadan daha iyi öğrenebiliyor derse gelmeden önce. Doğru, doğru. Yani diyor ki öğrencilere sormuşlar Harvard'daki çocuklar, ya siz niye derse gelmiyorsunuz? Hatta birkaç amfiye gizli kamera koymuşlar öğrenciden. Bu bayağı Google'dan da bakarsanız bulursunuz bu araştırma sonuçlarını. Daha sonra öğrenciler fark ediyor, kamerayı söktürüyorlar vesaire. Neyse öğrenciler demiş ki, ya diyor ben derste diyor hoca diyor bir şey yapmak istiyor, bilgi aktarıyor bana diyor. O bilgiyi ben diyor dijital kaynaklar var. İşte Coursera, edX vesaire, herhalde reklama girmiyor bunları söylemek. Girmez, bilimsel olduğu için hocam. Ve bunun gibi gelişen başka kaynaklar da var. Ben oradan alıyorum zaten diyor. Hoca beni derse çekmesi için farklı şeyler yapması lazım diyor. Yani bilginin kullanılması vesaire vesaire. Şimdi sınavlar dediniz. Sınavlar herhalde bizim kadar sınav yapan ülke yok. Evet. Yani ilkokuldan ta üniversite sonlara kadar. İmanı geliyor çocukların hocam üniversite bitinceye kadar. Şimdi yani bilgi ölçme odaklı sınavlar yapıyoruz. Eğer sınavlar bizi bir yere götürmüş olsaydı PISA raporlarında bu halde olmazdı. Bu halde yani sonlarda olmazdık. Doğru. Öyle söyleyeyim. Yani doğru. Kendi dilinde bile anlamada sıkıntı çekiyor çocuklarımız. Doğru. Hepimiz yani çocuklar değil, biz de öyleyiz. Yani hı-hı, bizim jenerasyon da öyle. Onun için dünyada da böyle platformlar var. Final sınavları gerekli mi gereksiz mi diye. Böyle ikiye bölünmüşler. Gerekli aynen diyen var, gereksiz diyen var. Biz 2 yıl önce üniversitemizi biliyorsunuz zaten aktif öğrenme üzerine kurmuş. Flip ya, bu arada sizde de ders biraz daha farklı değil mi hocam? Yani siz Amerika'da da bunun konferanslarını verdiniz diye biliyorum. Şimdi siz o meseleyi gördünüz. Öğrenci sınıfa gittiğinde ne bulacağını biliyor ama aslında sınıftan önce öğrenciyi siz hazırlıyorsunuz. Nasıl aynen yapıyorsunuz hocam o işi? Öğrenciyi şöyle derse girmeden önce hocaya diyoruz ki bir hafta önceden derste bilgi olarak aktaracağın kısmı, dersin içeriğini işte böyle küçük, bu kadar büyük değil ama küçük bir stüdyomuz var. Kameramanımız var, editörümüz var. Anlat bunu bize, video önüsünü bunu çek. Videolaştır. Ama videoların biraz böyle etkileşimli olması lazım. Böyle monoton değil. Hı-hı. Ve videoların uzun olmaması gerekiyor. Sadece hı-hı bilgi aktaracak. Böyle hı-hı hikaye anlatmayacak. Tamam. Bu da 5-10 dakika diyoruz. Hadi en fazla 15 dakikayı geçmeyecek videoları önceden, bir hafta önceden öğrenciye verin. Öğrenciye de diyoruz ki bu videoları izle de gel. Derste çünkü bunun, bu bilgileri kullanmasını öğreneceksin. Ha, yani aslında bilgiyi önceden yükleyip derste onu kullanma yöntemini evet öğretiyoruz. Evet, kullanma, işte analiz diyoruz, değerlendirme hı-hı diyoruz, hı-hı, en sonunda yeni bir şey ortaya koyma. Bu kısımları derste öğreneceksin diyoruz. Şimdi mevcut sistemde biz aslında derste bilgi aktarıyoruz, ev ödevi veriyoruz çocuklara. Doğru. Bu yetenekleri, işte analiz, sentez, yorum vesaire yetenekleri gelişsin diye. Onun için buna flip learning deniyor, ters yüz eğitim. Yani ev ödevi, sınıfa geliyor, ders eve gidiyor. Tam tersi sistem işiyor. Ama ben sizi takip ediyorum hocam, sosyal medya hesaplarınızdan da biliyorum. Aslında gittiniz Amerika'da vesaire, dünyanın evet çeşitli ülkelerinde anlatıyorsunuz bu sistemi ve galiba dünya buraya doğru evrilecek değil mi hocam? Kesinlikle. Yani artık okullar bilgi veren yerler olmayacak, bilgiyi nasıl kullandığını öğreten yerlerin aynen yerlere biz okul ya da üniversite diyeceğiz. Kesinlikle. Yani aktif öğrenme tabii yeni bir konu değil dediğim gibi ama kurumsal olarak flip learning odaklı, ters yüz eğitim sistemi odaklı üniversite düzeyinde ilk uygulayan tüm dünyada biziz.
İlk yıllarda tabii uluslararası Amerika başta olmak üzere birçok kongreye bildiri sunardık. Kendimizi tanıtmak için. İnanın son iki senedir sadece davet üzerine gidiyorum. Ya işte ne bu kadar, yıl iki ne defa Amerika'ya gittim. Ne kadar güzel aslında bu. Evet. Ya biraz da cesur olmak lazım galiba ama hocam bir şey soracağım. Şimdi ya yenilik yapınca karşılık görüyorsunuz. Şimdi Amerika'da rektörlerin önüne çıkıyorsunuz. Rektörler kongresine giderim ben her sene 2000 İTÜ'den beri giderim. Orada 40-50 tane rektör konuşma yapar. Şimdi onların önünde konuşabilmeniz için onların ilgisini çeken bir şeyi yapmanız, bir şey ortaya koymanız lazım. Aynen öyle. Yani sadece benim öğrencilerim işte şuradan alıyorum işte Türkiye'nin en iyi üniversitesi benim. Tam da ne yapıyorsun dünya için? Dünya hocam, için ne yapıyorsun? İTÜ'yü yönettiğiniz zaman yani bir uluslararası yayın sayısı vesaire onların hepsine de baktığımız zaman biz başka bir dönem gördük orada diyeyim. Evet. Peki hocam bir şey sorayım. Şimdi arkadaşlarım üniversite seçmek istiyor çocukları vesaire. Evet. Şimdi hocam iyi ideal üniversite mi vardır, ideal fakülte mi vardır? Niye? Mesela Amerika'da MIT mühendislik alanında diyelim daha iyidir ama Harvard sosyal bilimlerde daha iyidir. Şimdi Harvard'dan mühendis olacağını MIT'den mühendis olur. Ne önerirsiniz ailelere? İdeal fakülteye mi baksınlar, ideal üniversiteye mi baksınlar? Şimdi bence yani değişik görüşler var. Yani bir görüşü savunan da var, diğer görüşü de. Evet. Ama ortalama olarak üniversite hem bölüm çok önemli. Çünkü çocuğun sevecek bölüm. Bir kere önce bir bölüm seçecek kafasında. Ne yapmak istiyor? Ondan sonra üniversiteleri sıralayacak. Diyelim ki 10 tane 20 tane üniversite. Yani bu üniversiteler beni tatmin eder. Yani rastgele bir üniversiteye gitmesi de doğru değil. Bir üniversiteye gidilmez zaten. Şimdi tabii dünya sıralamalarında bizim üniversite daha yeniyiz. Ama dünya sıralama diyelim ki Amerika'ya bir çocuğunu göndereceksin. Değil mi bir üniversiteye? Yani öyle, yani Türkiye'deki üniversiteye şey yapmayayım da onun için diyorum. Amerika örneği veriyorum. Göndereceksin neyine bakacaksın? Diyor ki ilk 500'de mi? İlk 200'de mi? İlk 100'de mi? Hı-hı. Yani ilk 100'deki üniversite aşağı yukarı aynıdır. Aynıdır. Ha, o zaman detayına bakacaksın. Yaşam koşulları vesaire. Yani bölüm, o zaman bölümün işte MIT'deki bilgisayar mühendisliği mi? Yoksa ne bileyim Purdue'deki bilgisayar mühendisliği mi? Ha. İşte o zaman detaya bakarsın. Ama yani ilk 1000'de bile yok, ilk 500'de bile yok. Ondan sonra buradaki şey iyi derseniz ya çünkü diploma bir markadır. Üniversite damgası da var üzerinde. Hocam ama çok özür dilerim sözünüzü kestim. Bizde biraz insan kaynakları da ya bu Amerika'da okumuş. Ya Amerika'da okumuş da adı sana duymamış bir üniversitede okumuş. Yani evet. Bir işe yaramıyor aslında ama biz böyle bir hayran Amerika'da okumuş ne güzel diye yapıyoruz. Bence biraz bu yabancı diploma hayranlığından vazgeçip insan kaynaklarında o ilk 500'e bir bakması gerekiyor. İlk 100'e bir bakması gerekiyor. Evet yani yurt dışına gönderecekse yurt dışına göndermek isteyen aileler için söylüyorum. Düzgün zaten, üniversiteye gideceksiniz. Yani YÖK de zaten akredite ediyor bu diplomaları dönünce. Aynen öyle. Orada ilk 500'e bakıyor. İlk 500'e değilse daha detaylı incelemeye vallahi başlıyor. Vallahi haklı ama hocam orada bir sürü dert çıktı. Peki hocam bir şey soracağım. Ya biz gazetelerde, internet sitelerinde gazlıyoruz. İşte geleceğin meslekleri şunu seç. Acayip para kazanırsın falan. Hocam geleceğin mesleği diye bir şey var mı? Ya da bir şey söyleyeyim. Mesela biz ben işletme fakültesi mezunuyum. İşletme fakültesi mezunu aslında bir üniversite, yani bir meslek sahibi olmadım ki ben. Birçok şeyden biraz öğrendim. Evet. Şimdi geleceğin mesleği diye bir şey var mı hakikaten hocam? Geleceğin mesleği diye yani bana göre yok. Geleceğin yok. O yüzden niye böyle gazlıyoruz anlamadım hocam. Çalışma hocam. Alanları olabiliyor. Hı-hı. Şimdi bunların bir kısmını biliyoruz, birçoğunu da bilmiyoruz. Aynen. Şimdi ne deniyor? Gelecek 5 yılda bugünkü yaptığımız işleri yapmayacağız. Yani bugünkü mesleklerin yarısı olmayacak deniyor. Olmayacak doğru. Ne olacak ne olacağını da bilmiyoruz. Yani yarısını tahmin edebiliyoruz. İşte yapay zeka işte şu anda belki karşımda. Alamete gidiyoruz kıyamete. Yani ileride belki biz olmayacağız. İki tane yapay zeka tartışacak burada. Aynen öyle. Yani bildiklerimiz var bilemediklerimiz var. Yani değişim çok hızlı ve doğrusal değişim yok yani. Yani gelecek 5 yılda şu olacak, 10 yılda da bu olacak. Öyle bir şey yapamıyoruz. Yani 2010 hadi 10 sene öncesine kadar belki yapabiliyorduk. Ama şimdi yapamıyoruz. Üniversiteler öğrenciyi geleceğe hazırlayan kurumlardır artık. Meslek edindirme yerleri değildir. Aynen. Çünkü bugün hele işte bu sınavlarla konuş ona tam cevap diyemedik. Çünkü konudan konuya daldık. Hocam size konuşuyor yani, hep öyle oluyor. Buyurun lütfen. Bir bilgi depolama ile bugüne kadar hep eğitim maçı verdik. Maçı idare ettik. Evet. Evet, maçı idare ettik. Şimdi
çocuk mezun olunca o bilgiler demode oluyor. Artık yeni bilgiler geliyor. Bir de o kadar çok bilgi var ki çocuk hangisini ezberleyecek? Doğru. Hangisini öğrenecek? Doğru. Bilgiye ulaşmayı öğrenecek. Öğrenmeyi öğrenecek. Finali kaldırma sebebi o zaman aynen o depolamadan çıkartmak. Kesinlikle. Değil mi? Mesela final sınavlarını kaldırırken bazı arkadaşlar tabii 2 sene biz bunu tartıştık. 2 yıldır aslında denemelerini yapıyoruz. Şu anda MEF Üniversitesi'nde derslerin %55'inin zaten finali var. O noktaya gelindi. 2 sene önce tartışırken şunu söylemiştim arkadaşlara. Eğer sınav çok önemli diyorsanız final, mesela dönem için bir vize yapın. 10 tane soru sorun çocuklara. Önceden söyleyin ama haftaya sınavınız var arkadaşlar. Ona göre çalışın. Konular bunlar. Sınavı yapın. Dosyalar, sınav kağıtlarını toplayın. Değerlendirin. 2 hafta sonra aynı sınıfa habersiz bu sefer girin. Deyin ki ya arkadaşlar sınav kağıtlarınızı kaybettim ben. Bir daha yapacağız. Yani merak etmeyin aynı soruları soracağım. Yani 2 hafta önce sorduğum 10 tane soruyu soracağım. Buyurun. Eğer o çocuklar yarısını daha önce aldığı notun yarısını alabiliyorlarsa 2 hafta önce o zaman ben yanlış düşünüyorum. Denettirdiniz mi hocam? Yok tabii. Denemedi yani, ama şey doğru. O söylediğiniz yani, çok yani. Şimdi çalışıyoruz unutuyoruz. Her şey denemeye gerek yok. Yani giden dünyanın, evet, dünyanın gittiği yönü iyi takip etmek gerekiyor. Gençlerin beklentileri. Şimdi şeye döneyim. Dünya Ekonomik Forumu geleceğe mesleği diye bir şey tanımlamıyor da şunu tanımlıyor. Geçen yılın sonuna doğru yeni bir 10 madde yayınladı. Hı-hı. 2022'de nasıl mezunları sektör isteyecek? Nasıl isteyecek hocam? Birinci sırada analitik düşünme. Analitik düşünecek diyor. Şimdi Hı-hı. biz mühendislerden beklerdik analitik evet. düşünme. Şimdi diyor ki hayır herkes analitik düşünmek zorunda. İkinci sırada aktif öğrenme. Yani MEF Üniversitesi'nin 2013'ten beri uyguladığı, 2014'te ilk öğrencileriyle birlikte başladığı yöntem diyor. Aktif öğrenme ve öğrenme Hı-hı. stratejileri. Üçüncü sırada yenilikçilik diyor. Daha önce Hı-hı. yenilikçiliği bire koyarlardı. Demek şimdi, ki aslında değişiyor değil mi tanımlamada? Değişiyor. Yani tabii sıralama şey devam ediyor. Ama yani bu buradan, çok önemli. Buradan şu çıkıyor hocam ortaya. Artık her şeyi bilen değil bilgiye ulaşabilen insanların çağına geldi. Aynen. Çünkü o kadar bir bilgi kirliliği var ki doğru bilgiye ulaşmak aslında evet. En zoru o galiba. Bir şey daha yapalım. Onu da buyurun, söyleyebilir miyim? Buyurun hocam. Bu çünkü daha 2-3 günlük bir olay bu proje bahsettiğiniz finallerin. Evet, finalleri kaldırmak şöyle değil. Finalleri kaldırıyoruz ama proje koyuyoruz, ürün koyuyoruz. Daha çok aslında uğraşıyor. Bir dönem boyunca uygulayabileceği proje. Artı bir projemiz daha var. Bu dijital platformlar gelişiyor evet. demişim konuşmamın başında. Öğrenciler mezun olana kadar gelecek öğrencilere zorunlu, mevcut öğrenciler isteğe bağlı olmak üzere bu dijital platformlardan, bu dijital platformları da Harvard, MIT ve Stanford'ın geliştirdiği edX ve Coursera. Hı. Diyoruz ki mezun olana kadar derslerinin, seçmeli derslerinin %20'sinden az olmayacak şekilde, en az 2, %20'den az olmayacak şekilde derslerini bu platformlardan almak zorundasın. Vallahi yani biz vermeyeceğiz. Oradan hem MIT'nin, Harvard'ın dersini alacaksın diyoruz. Ben anladım meseleyi. Siz iyi mezunların iyi marka elçilerim olsunlar, beni tasınlar diyorsunuz. Muhammed hocam çok çok teşekkürler. Vallahi dileriz bu araştırma ve bu daha iyi yapma merakı Türkiye'nin her tarafına sirayet eder. Şeyle de bitireyim. Türkiye'nin arabasında çakar olmayan tek üniversite rektörü olduğunuz için de teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Efendim hemen kısa birkaç ince ayar örneği ardından devam ediyoruz. Sevgili Ayşenur'la. Efendim ince ayardayız. Şimdi karşımdaki yüz yıllarca ana haber spikerliği yaptı. Hem ATV'de hem Kanal D'de. Benim eski bir mesai arkadaşım CNN Türk vesaire daha bir sürü radyo televizyon sayabilirim size. Ama daha önemlisi şu bir ara ATV'nin tanıtım reklamı vardı. Şöyle gözlerimi çevirirdi. Ayşenur hoş geldin. Hoş sevgili buldum. Ayşenur Yazıcı. Bugün Ayşenur'la televizyon dışında başka bir şey konuşacağız. Olur. Bir şey söyleyeyim sana. Şimdi
Biz seni hepimiz mesela çok az insan bilir, sen inanılmaz bir yıldız haritası çıkarırsın falan filan ama bir de merak, evet bir de kozmetologsun evet. Değil mi? Tam doğru tanımlama. Esas mesleğim kozmetolog, evet. Ya nedir kozmetolog? Bir söylesene bize. Kozmetolog derinin temizlenmesi, bakımı, daha sağlıklı olması için gerekli müstahsaratın diyelim. Üretimi kullanılması için çalışan kişi. Ama ağır bir eğitimi var bu işin. Öyle iki dakikada olmuyor değil mi? Tabii canım, iki dakikada olmuyor. Ve çok gelişen bir sektör. Hı-hı. Yani ben 80 mezunuyum. 80'den bu yana teknoloji değiştikçe tarzlar ve üretim şekilleri ve ham maddeler de değişti. Çok sayıda sentetik şey yapılmaya başlandı. Valla ben kızım doğarken sayarmıştım. Ayşenur hangi kremi alayım diye. Aman sen bana dünyadaki tabii. internet sitelerinden içindeki zararlı maddeleri göstermişsin. Şimdi şeyle başlayalım istiyorsan. Mesela biz bu ara bir botoks meraklısıyız. Erkeklerde de evet. kadınlarda da böyle bir. Mesela botoks için botoks günü düzenliyor insanlar, biliyor musun? Toplanıyorlar bir yere, altın evi gibi doktor, altın günü gibi doktor geliyor, botoks yapıyor falan. Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Mesela ben senin blogundan öğrendim. Yılan ve arı zehriyle aslında botoks kremleri çıkmış galiba, değil mi? Botoksun var. Kremi de mi var? Var ama derinin kendi üzerine sürülenleri emme gücü 4 ile 8 arasında, %4 ile 8. Ama botoksu enjeksiyon yoluyla yaptığınız zaman kasın direkt içine veriyorsunuz. Kremleri, yani venom dediğimiz yılan ve arı zehirinden yapılan SYN-AKE diye sentetiği de bazı kremlerde vardır, görürsünüz. Yüzeysel kırışıkların o tarafı birazcık uyuşturulduğu ya da kaslar paralize edildiği için gözükmemesini sağlama şekli diyelim. Ama bir de şey gibi olmuyor. Sürekli olmuyor. Ha yok öyle hani böyle patlak. Böyle de patlak göz olmuyorsun değil mi? Mesela yani onu kremle olmuyor. Yaptığın zaman ha bir de tekrar etmen gerekiyor tabii, ama tabii. Sonuçta şey olmuyor. Çünkü riski de az. Riski az. Yani aslında botoksun da riski yok. Ama eğer arı zehrine karşı alerjisi olan bir insan kullanırsa ölürsün. Yani şişiyorsun. Aynen. Tamam, deri her şeyi emmiyor. Yüzeye sürülen her şeyi emmiyor. Öyle olsaydı saçımızı her boyadığımızda ölürdük. Amonyak ya, sürüyoruz kafamıza. Şimdi onu söyleyeceğim. Mesela saç boyası meselesi. Ya hamileyken işte kadınlara hani zehirsiz saç boyası bulabiliyor sektör. Yani tamam, normalde de o zaman niye bu zehirsiz olabiliyorsa niye illa zehirli? Ve saç boyası çok riskli bir şey değil mi? Evet. Ben ve kafamın içine gidiyor. Yani vücudunuza sürekli zaten gün içinde belki 15-16 tane kimyasal farkında olmadan alıyoruz vücuda. Hı. Karaciğer bunları nasıl sentezleyeceğini bilemiyor. Zavallı. Değişik yerlere depoluyor. Hani glikozu glikojene çevirip filan şey, bildiği şeylerin dışında bir şey geldiği zaman parabenler o yüzden tukaka ilan edildi ya. Her paraben değil ama bazıları östrojenik etki yapıyor. Yani mesela sana parabenli bir krem versem, uzun süre kullansan göğüslerin büyüyebilir. Ha, o kadar yani. Tabii östrojenik etki kadın hormonunu tetikliyor. Bana günde yaklaşık 50-60 tane mail geliyor. Dün de levhes gün bir hanımefendi yazmış. Kızım 9 yaşında burnunda çok siyah nokta ve beyaz garip garip bir şeyler çıkmaya başladı, ne yapayım? Ben de ha, cilt bakımı yapsın mı? Dedim hanımefendi, kızınız muhtemelen erken ergenliğe giriyor. Çünkü yani kadınlık bu hormonu. Bu çağın beslenmesi çocuklarda onu getiriyor. Beslenmesine çünkü. Dikkat edin. Çocuğunuzun işte pet şişelerden su içmesinden tutun kapalı ambalajdaki aynen. şeylere kadar filan. Cevap geldi. Evet dedi, her ay hormon iğnesi oluyor dedi. Niye? Çünkü çocuğun anne mesela işte yollarken okula ne koyuyorsunuz? Bir tane kekle bir tane meyve suyu koyup yolluyorsunuz. Evet. Onun içinde ne olduğunu bilmiyoruz ki, çevirin. Çoğunda şeker yok. Tamam, şeker hormon iğnesini geciktirmeye mi çalışıyor? Evet. 9 yaşında ergen olmasını engellemeye çalışıyorlar. Yani ya. Sıcak ülkelerde zaten bu daha erken yaşlara düşüyor ama erkekler artık kadınlaşmaya başladı. Kadınlar erkekleşiyor. Kel kalan kadınlar var erkeklik hormonu fazlasından. Hadi be. Tabii tabii. Olsun. Yani yediğimiz, içtiğimiz her şey hani kozmetiğe gelene kadar daha ne tırnak ojesi. Ya ne oluyor ojede? Tırnak kökünden içerisindeki formaldehit gibi, dibitil fütalat gibi vücudun almaması gereken zehirleri alıyorsun. Bu da hormonlar. Onlar da bir yerde birikiyor değil mi? Tabii tabii, onlar da hormonu bozuyorlar. Hamileleri hep söylüyorum, diyorum ki yani ya hamilelikte sürme bir şey, ne güzel işte bırak dinlensin, vücut zaten yenileniyor. Evet, doğal olsun. Bebekler için bile yapılanlarda tamam zehirlenmiyorsun ama yavaş yavaş alerjik bir insan olma yolunda adım atmış oluyorsun. Ya üf, hakikaten bu bizim yeni dünya kötü, evet. Ya bir şey söyleyeceğim, tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan gibi, şu diş macunu florürlü mü florürsüz mü, Allah aşkına bir söyle Ayşin. Evde diş macunu yapın. Hindistan cevizi yağı bir kaşık, evet. Bir kaşık beyaz kil, bir kaşık karbonat koy, içine 3-4 damla nane yağı, dişlerini fırçala. Hayır, o kadar yani. Evet, bu kadar. Yani florür minenin sağlığı için olabilir ama unutmayın ki Hitler Auschwitz'teki Yahudilerin
diş sağlıklarını düşündüğü için flörür ilave etmiyordu. Beyinde evet. Farklı etkileri var. Yani şimdi bana kızanlar olabilir ekrandan. Girip arşivlere flörürün beyin üzerinde yaptığı etkilere baksınlar. O kadar yani. Evet. Yani aşırı miktarda alınması beyin fonksiyonlarını etkiliyor. Ben size bir şey söyleyeyim. Diş, günde dişini hiç 3 kere fırçalıyorsan zaten aşırı miktarda almış olmuyor musun o zaman? Yani yutmamak gerek işte. Ya da diş minesini daha sağlıklı tutacak. Yani daha geldi çocuğa şeyler. Yutma da yani. Çocukların macunu bile ona göre yapılıyor. Çocuk macunları var artık. Ya benim dediğimi evde yapın. Benim zaten YouTube'daki kanalımda. Allah aşkına. YouTube'daki kanalımda var. Var hatta mı? Şu anda yayına girmiş olması lazım. Tamam peki. Doğal deodorant bile var. Evde yapabilirsin. Ayağına da kullanabilirsin. Aa, o kadar yani. Tabii, şey, tabii. Doğal... Peki bir şey soracağım sana. Şimdi şu Şeyma Subaşı'nın kitabıyla ya memlekete bak bismillahirrahmanirrahim. Bir şey gülüyor kasit yazmış da ortalık kötü karışmış. Kötü bir şey söylemek istemiyorum. Tamam. Yani. Şu hyaluronik asit mucizesi diye hyaluronik asit. Yani nedir bu? Nedir? Derinin... Ya asit deyince ben tırsarım normalden ama işe yarıyor galiba. Limon da bir asit, salisilik asit ama çok faydalı. Tamam doğru. Şey, insanın kendi derisindeki şu ciltteki suyun ana maddesi. Hyaluronik asit. Yani derimizi sıksak hyaluronik asit. Bu yaşla beraber çok azalıyor. Su olmayan yerde hayat fonksiyonları da azaldığı için yaşlanmanın ana sebeplerinden biri hyaluronik asitin kaybolması. Ha, bunu şimdi, kaybetmeyeceğiz. Ya, cilde sürebiliriz. Erkekler için bir sürü losyon var, kızlar için de var filan ama deri eğer küçük moleküllüyse hyaluronik asiti emebiliyor. Küçük moleküllü olması demek de farklı bir işlemden geçmiş olması demek. 5 liraya da hyaluronik asit var, 205 liraya da. O zaman 205 lirasını alacaksın. Yani öyle olacak. Ben İngilizlerin klasik lafı değil mi? Ucuz mal alacak kadar zengin değilim lafı gibi. Sürekli takviye ile ancak olabilir. Yani deri ya da cilt bakımı ya da işte yaşlanmaya karşı direniyoruz da el frenini nereye kadar çekeceksin? Bir yerde balataya alıyor. Peki bir şey söyleyeceğim ama organların yaşlanmasını engellemiyor. Tabii bu sadece ki. Derinin yaşlanmasını tabii engelliyor ki. Değil tabii mi? Tabii ki. Ya Allah'ım ya. Bir de yaşlanmak ayıp bir şey değil. Bunu söyleyeyim. Herkes bütün reklamlarda şu var. Daha genç görün, daha genç görün. Ya insan olgunlaştıkça kıymetlenir, değerlenir, birikimi artar. Kırışıklarına bizim, göre değil, yani bilgisini bizim göre. Memlekette çok öyle olmuyor. Şimdi o kitapları bir görebilir miyim lütfen? Şu Emre Kalcan'ın methettiği kitabım işte benim ama maalesef evet. Basımı yok artık. Yeni bir yayın evi bulmam gerekiyor. Bir şey söyleyeceğim ya da o espri yapma ama ünlü bir televizyonculuğu ile evlenip ayrılman gerekiyor. Hayır galiba. Sadece Ayşenur. Sadece hani, Ayşenur yazmam Türkiye'de, lazım. Türkiye'de bir kitabın ünlenmesi için bile galiba bu gerekiyor ama seni tanıdığım için çok rahat söylüyorum. Şimdi ama şöyle bir şey var. Senin duruşunun aslında özeti. Siz onlara göre değilsiniz. Onlar size göre aptal, klasik şey duruşundan yola çıkacağım. Şimdi mesela şu delilik midir? Görüyorum ilkokul 1, 2. sınıftaki çocukların parmağını anneler artık nasıl bir şey yapıyorlarsa oje sürüyorlar çocukların parmağına. Çocuk ojesi diye ayrı bir şey var mı? Bir kere bana bir söylesene. Var. Gerçekten zararsız mı? Zararsız maddelerle üretilmiş ojeler var çocuklar için. Ama yani bir kız çocuğunun tek amacının süslenmek olmadığını da onu büyütürken anne belirleyebilir. Bence de. Peki şeyi yani, söyleyeyim sana. Küçük tokalar falan anlıyorum da ruj, allık... Oje ne oluyoruz değil mi? Sonra işte çok farklı yerlere gidiyor bu kız çocuklarının kadına benzetilmesi olayı. Maalesef. Bu arada bir şey soracağım. Bu bebek kozmetiği işi acayip bir hale geldi değil mi? Çok var. Bunu da zararlı hala öyle internet siteleri var mı senin bana öğrettiğin gibi Ayşen? Ya var içindeki mı artık, sarı, yeşil, kırmızı gösteriyordu ya var. Zararlı maddeleri. Var. Şimdi şöyle bir şey var. Bu çok büyük bir sanayi. Kozmetik acayip büyük bir sanayi. Yani bir kremden mesela 10 milyon adet üretiyor adam. Bütün dünyayı dağıtıyor. Evet. Ya da saç boyasından 20 milyon adet üretiyor. Hop bir ay içinde bitiyor. Dolayısıyla bunu en ucuza mal etmek için içerisinde herhangi bir zararı olabilecek maddeyi de katabiliyorlar. Ne olacak? Ölmez. Sürünmez evet. De ama kaşınır 3 gün. Şeyiyle, düşüncesiyle. Ya bakar mısın? Yani, 3 gün kaşınsın. Ama bunun tek merciği var dünyada ki Türkiye'de ona bağımlı diyelim ya da bağlı olarak FDA. Evet, Amerikan FDA, ilaç dairesi. Diyoruz ki işte sodyum loret sülfat, SLS dediğimiz şey bu kaşıntı yapan tahriş, ileride alerjik ve egzamalı bünye yapmaya sebep olanlardan biri. Diyor ki bundan eğer şu kadar kullanırsan sorun yok diyor. Bu acıcık zehirlenmek gibi bir şey. Bunun yerine kullanılabilecek mesela Hindistan cevizi türevleri var köpüren. Evet. Ama birinin kilosu 1 lira öbürünün 100 lira. Adam dolayısıyla en ucuzunu kullanıyor. Yani bağımsız bir siteye girdiğiniz zaman evg.org gibi. evg.org değil mi? Orada. ewg.org orada skincare bölümüne tıkladınız mı milyonlarca içerik
kanser yapma olasılığı, tahriş, her şeyi yazıyor. Kullandığının markayı oraya yazıyorsun, arama motoru gibi. Onun evet. içinde zararlı ne var ne yok. Şimdi mesela orada sen en sonunda bıktın. Şimdi yıllardır tavsiye ediyorsun. Bıktım mesela, evet. 20, ben şey hatırlıyorum. Yıldır. Saç boyamak için sen kınayı çok sağlıklı olarak yazdın. Zeytinyağından sabun. Kül maskesi galiba değil mi? Doğru mu hatırlıyorum? Kül maskesi. Kil. Nereden çıktı? Küldür ya. Kül sabun yapımında kullanırsa çok iyi sabunlar oluyor. Mesela şimdi sen artık kendi adına organik bir şeyler de yapmaya başladın. Yani değil mi? Oraya kadar free, vardı. Free diye. Bir de helal belgesi diye bir şey var. Bu da yani insanların hassasiyetleri var. Helal belgesi olan ürün içerisinde domuz ve türevleri olmayan demek. Domuz jelatini kozmetikte çok sık kullanılan bir şey. İnsanlar istemiyor. Dolayısıyla gidip helal belgesi alıyorsunuz. Yani ben içerisinde İslam'a aykırı bir şey kullanmıyorum. İçin rahat olsun. Mesela kolajen var şimdi. Toz ve sıvı olarak. Ya bir şey söyleyeceğim. 3 ay boyunca derin iç organların, kasların, kemiklerin, eklemlerin yenileniyor. Ama balık kolajeni var, sığır kolajeni var, domuz kolajeni var. Ya bir şey söyleyeyim sana. Bunu ayırt etmeyi öğrenmeli insan. Ya geçen gün bizim Cem Öğretir şey işte motosiklet kazası geçirdi. 17 kemiğini kırdı Cem. Ah, doktorlar o yumuşak şekerden verdiler. Gizli 15 taneye şey olsun. Ama kemiklerde... işte o ne jelatini arkasına bakması lazım. Sanırım Türkiye'dekiler sığır jelatini. Ama... Ya arkadaş bu ya bir şey söyleyeceğim sana. Bu hakikaten acayip bir şey. Bu kitabın İngilizcesi. O çocuk gelinin İngilizcesi 1800'lü yıllarda geçen bir kız çocuğunun 40 yaşında bir adamla evliliği. Bu benim ilk romanım. İngilizceye çevrilen ilk kitabım. Sonun 3 gün romanı da Yunanca'ya çevrildi. Ama Türkiye'de hiç kitabım yok. Şaka gibi değil mi? Bir dakika, bir daha söyle. İngilizce, Yunanca. Yunanca'ya çevrildi. Türkçe? Türkçe kitabım yok. Ya bu nasıl bir şey? Kağıt yokmuş. Ya Allah aşkına bırak. Şimdi. Tam şimdi oraya geleceğim. Mesela senin internette blogun var. Evet. Ben girdiğim zaman senin internet sitene bir erkek olarak bile birçok şey öğrenebiliyorum. Evet evet. Ama mesela öğrendiğim yetmiyor. Ben illa sana yazıp sormak istiyorum. Değil mi? Soruyorlar. Bizim böyle bir özelliğimiz var. Yani günde yaklaşık 60 civarı mail alıyorum. Web siteme de yaklaşık bir 100 tane soru geliyor her gün. Üşenmiyorum akşamları onları tek tek cevaplıyorum. Ya, arkadaş, ve bila ücret yani bir de bu var yani. Bir insana hizmet etmek için ondan illa bir şey almak zorunda değilim. Ama birinin hayatını iyileştirmek için bir adım atabiliyorsan ve buna vaktim varsa niye yapmayayım? Sonuçta şu an ben çalışmıyorum, emekliyim. Bu insanlara faydam olabilir dedim. Kozmetikleri çıkarma sebebim de oydu. Yani ben kim kozmetik çıkarmak? Ama Ayşenur abla bunu süreyim mi? Bunun içinde bu var mı? Hep bana ya soruyorlar. Ayşenur abla ya bir şey söyleyeceğim. Mesela sivilceye karşı benim çocukluğumda bira mayası sürerlerdi mesela değil mi öyle? Mesela işe yarar mı bu? Yarar ama geçici çözüm. Çünkü gözenek içerisinin yağ üretimini temizlediği için. Ama normalde beta hidroksil asit kullanması lazım. Yani BH denilen evet. asitlerden. Onu kullandığın zaman da güneşle temas etmemen lazım. Yani hakikaten... Ama maya işe yarar. Öyle yarar, mi? Yarar. Ya, geçici olarak. Bu şunu anlat mesela hani her şey bitkilerden gelir, her şeyin doğalı iyidir denir ya. Bunlar da bitkilerden. Tam da onu soracağım sana şimdi. Kozmetikle ilgili bir şey yaptığın zaman o marka olacak. O markaya sen bir dünya para ödeyeceksin. Mesela o iki tane hani ters C'ye birleşecek. Sen ona birkaç yüz euro ödeyeceksin ki. Aynen. Ne var Allah aşkına içinde? Çok mu fark var? Şöyle aslında. Ya gözüne ilacın... çektiğin şeyden bahsedelim. Fardan bahsedelim işte. Ya biri atıyorum 500 euro öbürü 50 euro. Ne fark var arasında? Şimdi marka parası verirsin ilk önce bir. Mesela evet. ünlü bir markanın bir kadın bir kafeteryada rujunu ya da pudriyerini çıkarıp böyle tuttuğu zaman şurada yazıyorsa bir şey o böyle havadır. Bir kere o kutunun parasını markanın parasını verirsiniz. Ha, bütün iş kutuda. Tabii. Ben kutunun içine alıp bir şey koyarım Türk kafası ben ağında alırım. Yani. Ama bir de şu var mesela kurşun olan rujlar var. Kurşun içermeyen rujlar var. Bazı pudralar çok sıkıştırıldığı için size çok uzun dayanır ve sürdüğünüz zaman da yerinde daha rahat tutulur. Bazıları da onun yarısı kadar kullanılmıştır, fazla sıkıştırılmamıştır, yarı fiyatınadır. Birçok kriter var. Kiminde talk kullanılır, kimi doğal bentonit kullanılır. Yani içerikteki pudralar, mineraller de çok önemli. Doğala kaçtıkça pahalanıyor. Çünkü doğayı biz gitgide yok ediyoruz. Ama bir şey söyleyeceğim. Şey. Yani şimdi... Amerika'daki çok ünlü bir bebek mağazası kanserojen maddeden şimdi imanı gevriyor. İyi hani olmuş. Bir zamanlar hayır millet para verip yurt dışından bunu getirtiyordu çocuklar için sağlıklı diye. Türkiye'de çok güzel markalar var. Bir de beni bazen keşfedip teşekkür falan da yazıyorlar. Gidiyorum bir Türk markası yeni çıkmış keşfediyorum. İçeriğine bakıyorum helal olsun diyorum ya. Helal olsun. Alıyorum blogumda. Onun hakkında ya, yazı yazıyorum. Ayşenur Yazıcı deyince senin bloguna ulaşıyorum tabii zaten. Tabii Ayşenur Yazıcı.com'da. Peki bana şeyi söylesene. Mesela
Ya çocuğu doğal bir şeyle neyle yıkarsın? Şimdi göz yakmayan şampuan meselesi mesela çok konuşulan bir şey ama artık eskiden şimdi çocuğun duş jeliyle şampuanı aynı iş oldu. Niye, nasıl oldu? Aslında aynı şey. Biri sadece saçlı deriyi temizlemek için, öbürü saçsız deriyi temizlemek için. Fark yok mu yani? Aslında evet, normal. Çok fark yok arasında. Hadi haydi çakıyorlar yani o zaman bize. Yani çeşitlendiriyoruz. Hayır, şey midir bu anne babanın merakı yani, kaşımak kaş, şeydir. Kaşları rime, kaş rimeli ile kirpik rimeli arasında da çok büyük fark var. Öbüründe bir parça daha bal mumu var. Bir parça daha hani daha katı tutsun diye filan. Bunlar hep pazarlama şeyleri. Peki taktiği. Bana şey söylesene. Yani sadeliği kaybettiğimiz günden beri. Şimdi hani eskiden insanlar kömür falan sürerler hala değil mi? Şeyde, hala Arabistan'da kömür hala kullanılır. Kömür zehirli şimdi mi? Şimdi de kullanılıyor. Tamam, kömür zehirli mi değil mi? Değil tabii ki. Özümüz karbon. Yani ben sana bir şey söyleyeyim. Bu şey madde madde bunu bir kimyager gibi öğrenme şansımız var mı kozmo? Çünkü yani, biz arkasını okuyunca anlamıyoruz. Şöyle o zaman YouTube'a gireceksiniz benim videolarımdan Ayşenur ile Makyaj bu Kozmetik'te. Kozmetik içeriği nasıl okunur videosuna tıklıyorsun. Sana bir tane şey çıkıyor böyle liste arkada yani yasal olarak zorunlu konulan liste. En baştaki madde en çok kullanılandır. En dibinde olan da en hani, az kullan. Bu stüdyo kadar bir kazana bir tek damla gibi eser miktarda yok. Hangisi en yüksekse ve en doğalsa o sana o kadar faydalı diye düşüneceksin. Ve bazı sevmediğimiz maddeler var. Onların listesi de her yerde yayınlanmış durumda zaten. Ondan içinde varsa almıyorsun. Benim onun için mesela 7 free, 5 free falan yazıyor. Niye? Diyorum ki bitki zaten kimyadır. Fitokimyasallardan ilaç da yapılıyor. Kozmetikte sen bilinçli seçeceksin. Tıpkı karpuz seçer gibi böyle hafif vurup vurup sesine bakacağız. Bir tanesi sen Ayşe Hanım. Çok çok teşekkürler. Rica ederim. Sağ olasın. Efendim bir iki dakika açtık ama yapacak bir şey yok. Sohbet çok tatlıydı diyelim. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Çalıntı araçla geldiler, onu bırakıp yenisini çaldılar. İstanbul Kağıthane'de yaşanan olay pes dedirtti. İlçeye dadanan oto hırsızları bezdirdi. Üç hırsız